Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun vadede patlama yapabilecek olan hisselerimizin sonuncusuna geldik. Bu hissemiz Trabzon Liman hissesi. Artık listemizin de sonuna geldiğimize göre eğer yorumlarda istek hisseniz varsa onların detaylı analizlerine bakabiliriz diyerekten videoya başlamak istiyorum. Evet, önce neye bakıyorduk? Genel olarak faaliyet raporuna bakıyorduk. Faaliyet raporunu şöyle bir inceleyelim. Baktığımız zaman faaliyet raporunda faaliyet konusu zaten isminden de belli olacağı üzere liman işletmeciliği, sektörde liman ve su yolları, onun dışında kuruluş tarihi de 19 Eylül 2003 ve de şu an kayıtlı sermaye tabanı 140 milyon TL, ödenmiş sermayesinin de 21 milyon TL olarak olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şöyle yönetim kuruluna bakalım. Nuri Albayrak. Nuri Albayrak kimmiş? Lise mezunu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor kulüplerinde başkanlık görevinde bulunmuş. Onun dışında Mesut Muhammed Albayrak var. Bu da aynı şekilde iş insanı değilmiş ve Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuymuş. Faruk Albayrak var. O da aynı şekilde iş insanı değilmiş ve de lise mezunudur denilmiş. Onun dışında başka şöyle bakabileceğiniz bir şey var mı? Şirketle alakalı işlere bakmak istiyorum açıkçası. Bağımsız beyanından ziyade buraları geçmek istiyorum. Evet, bakın şirketteki pay oranlarına bakalım. %13.33'lük bir kısmı Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, %13.40'lık kısmı Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ. Aslında aynı şirket, sadece biri A biri B. Halka açık, yani borsadaki açık olan kısım %39.52. Ereğli Tekstil Turizm'in %30.48'lik payı var. Onun dışında Ahmet Albayrak'ın %0.55 ve de Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak'ın da %0.54'lük bir payı var. Ve de çok az bir payda Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin olarak gözüküyor. Onun dışında da dönem son olarak da şirkette çalışan kişi sayısı 180'miş. Başka neler söyleyebiliriz? Şirketin faaliyetleri ve faaliyetleri ilişkin önemli gelişmeler, hemen bunlara bakalım. Şirket 20 Kasım 2003 tarihinden başlamak üzere Trabzon Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkına sahipmiş. Şirketin ana faaliyeti liman işletmeciliği kapsamında gerçekleştiren tüm işlerdir. Bunlar nelermiş? Boşaltma, yükleme, terminal, pilotaj, römorkaj, ardiye, geçici depolama, barınma, konteyner içi yükleme, boşaltma, tartı, su, elektrik, atık, yolcu hizmetleri ve açık kapalı alan kiralamaları olarak sayılabilir. Açıkçası gemiden anlayan biriniz varsa aranızda, yani şu terimle daha iyi anlayacaktır. Ben mesela bazını anlayamıyorum. Mesela römorkaj gibi ya da ne olabilir, ardiye gibi, yani bu terimleri bilmiyorum açıkçası. Eğer gemiden anlayan biriniz varsa belki de yorum konusunda, daha sonra yorumlarda bizi aydınlatabilir diye düşünüyorum. Kapasitelerine bakalım. Elleşleme kapasitesi yılda 10 milyon tonmuş. Depolama kapasitesi yılda 5 milyon tonmuş. Gemi kabulü yılda 2500 taneymiş. Konteyner elleşlemede yılda 3500 TU'ymuş. Burada TU terimi ne, onu bilmiyorum. Bakalım şöyle hemen. TU ne demekmiş? Ölçü birimi diyor. Neyin ölçü birimi? Konteyner terminallerinin kapasitesini tanımlıyor. Yani konteyner bir nevi 350 bin konteynerlik kapasitesi var diye düşünebiliriz. Yanlış anlamadıysam. Yani 350 bin, yılda 350 bin konteyner elleşleniyormuş ya da yani yılda da 300 bin konteynerde depolanıyormuş şeklinde yorumladım ben burayı. Evet, onun dışında ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yer hakkında bilgi denilmiş. Hemen buna da bakalım. Aşağıdaki tabloda denilmiş. Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan istatistiklere göre Türkiye'de bulunan liman başkanlıklarında elleşilen yüklerin bölgesel dağılımı gösterilmektedir. Bakın burası. Liman başkanlıkları bazında oluşturan tablo, ilgili liman başkanlığının bulunduğu bölgedeki birden fazla tesiste elleşilen yük hacmini toplu olarak göstermekteymiş. Hemen bakalım. Bakın 2018'de 1.9 milyon yaklaşık olarak bu sayı gitgide azalmış bakın. Ve de 2021'in ilk çeyreğinde de 285 bin olarak gerçekleşmiş. Bu sayı 2018'de 1.8 milyondu yaklaşık.
Tabi bu ilk çeyrek, onu da söyleyeyim. 2020'nin ilk çeyreğinde de 358.000'miş. Bunu da belirtmiş olalım. Yükleme kapasitesine bakalım. Yüklemede de 568.000'den sürekli yeni gerilemiş ve 47.000'e kadar gerilemiş. Çeyreklik bazı baktığımız zaman da geçen seneye göre de yani 69.000'den 47.000'e bir gerileme olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında birkaç daha yazı var. Onlara da bakalım. Trabzon Limanı'nın Türkiye'de elleşilen yük miktarından aldığı pay büyük limanlara kıyasla sınırlı gözükse de Trabzon'un bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan tesisler arasında Trabzon Limanı'nın sahip olduğu altyapı ve teçhizatlı ön planı çıkmaktaymış. Onun dışında başka nelere bakabiliriz? Söz konusu bölgelere yakınlığı ve liman sahasında bulunan serbest bölgenin özellikle transit ticaret konusunda sağladığı avantaj sayesinde Trabzon Limanı Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli limanı konumundadır denilmiş. Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu dolayısıyla çok stratejik bir durumdadır. Trabzon Limanı tarihi İpek Yolu üzerinde coğrafi önemini modern coğrafyada da sürdürmekteymiş. Bulunduğu konum itibariyle Avrupa'nın Asya ile irtibatı olan Trans-Kafkasya koridorunun kesiştiği noktadaymış. Şöyle sitesini bir açalım. Sitesinde bir tane harita vardı ve hemen bulabilirsem. Evet, bakın bu harita. Trabzon zaten burada gördüğünüz gibi işte burada Avrupa, burada da Asya kıtası yer alıyor. Bakın ne kadar önemli bir bölgede yer aldığını söyleyebilirim Trabzon Limanı. Onun dışında başka neler var? Burada Ermenistan'la Azerbaycan'la alakalı bir şey yazı var. Ona da ben bakmak istiyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma işgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla Nahçıvan Azerbaycan toprakları artık resmi olarak birleşmesi hem de Ermenistan'ın sahip olduğu topraklık üzerinden geçen yol ile anlaşmanın en büyük kazanımlarından biri olan bu madde Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlarken Türkiye'nin de Azerbaycan'a bağlanmasını sağlamış ve bunun demiryolu ile desteklenmesi bölge ticaret hacmini artırıcı unsurlardandır denilmiş. Trabzon, Kars, Erivan, Bakü ve Hazar kıyısındaki Akdağ Limanı üzerinden Orta Asya'ya çok kısa zamanda ulaşma imkanı doğacağından Trabzon Limanı ve bölgede önemli büyük ticari potansiyeli de yaratılacakmış. Aslında burada bir anlamda da lojistik sektörünün de ne kadar önemli bir şekilde yükselme potansiyeli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz diyelim. Diğer taraftan da 1980'li yıllarda yoğun bir şekilde İran transit taşımacılığı limanımız üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Savaş sonrası tamamen durmuş olan bu transit ticaretin yeniden aktif hale getirilmesi için yoğun bir şekilde görüşmeler sürdürülmekteymiş. İranlı muhataplarımıza Trabzon Limanı'nın Avrupa'ya açılan Avrupa Birliği kapısı olarak kullanılması hususu İranlara önerilmekteymiş. Ayrıca büyük bir potansiyele sahip olan İran'ın Karadeniz ülkeleriyle yaptığı ticaretin Trabzon Limanı üzerinden yapılması en kısa ve kestirme bir yoldur. Ancak ülkemizde akaryakıtın pahalı olması karayolu taşımacılığı önünde önemli bir engeldir. İran'a münhasır yükler için dünyanın en ucuz motorinin olduğu ülke olan İran'dan yükünü taşıyan Türk tırlarına kendi pazar fiyatları üzerinden yakıtın temin edilmesi özellikle Tebriz'e kadar yönelik coğrafyada yer alan müteşebbisler de önemli imkanlar sunacağı gibi Trabzon Limanı'nda transit ticaret noktasında büyük potansiyelleri beraberinde getirmekteymiş. Bu konuda hayata geçirilirse şirketimiz için de önemli olacaktır ve de bu konuda da yoğun çaba sarf edilmekteymiş denilmiş. Başka önemli olan neler var? Onlara bakmak istiyorum. Burada çok da aslında önemli bir şey var mı? Şöyle bakıyorum, göz geziyorum hızlı hızlı. Kar payı da dağıtıyor bu arada şirket. Bakın 2017 itibaren bir temettü de verdiğini söylemiş olalım bu şirketin. Temettü vermesi de ayrıca iyi bir şey. Şimdi burada alacakları borçlar ertelenmiş giderler diye bir tablo var. Bunlara bakmak istiyorum. Alacaklara bakarsak kısa vadede toplamda ticari olarak 27.552, ticari olmayan da yaklaşık 28 milyon. Borçlara bakarsak kısa vadede ticari olarak 587.000 borcu var ve de ertelenmiş gelirlerde de 661.000'lik bir gelir var diyelim. Peki bu rakam 2020'nin sonuncu çeyreğinden asılmış, onlara bakalım. Mesela alacaklar
kısa vadede ticari olarak 31 binden 27 bine inmiş, 4 binlik bir azalış var ama ticari olmayan kısımda yaklaşık 3 milyonluk bir artış var. Onun dışında borçlara baktığımız zaman da borçlarda da bir azalış var. 688'den 587'ye. Ticari olmayan borçların da tamamen kapandığını görüyoruz. Ve de alınan avanslara bakarsak da alınacak avanslar da 1.1 milyondan 661 bine inmiş. Burada 500 binlik bir avans alınmış. Başka neye bakabiliriz? Bakın burada satışlar ve gelirler denilmiş. Bu senenin ilk çeyreğinde satışlara baktığımız zaman 19.398'den 3.900'e gerilediğini söyleyebiliriz mal ve hizmet sektöründe. Diğerde de 485.000'den 1.1 milyona artmış. Bu konuda iyi iş başarmışlar diyebiliriz. Alışlar ve giderlere bakalım. Alışlar ve giderlerde de toplam olarak 623 binlik bir değere ulaşmışlar. Geçen senenin içeriğinde bu değer 472 binmiş. Burada da bir artış var olduğunu söyleyebiliriz. Başka nelere bakabiliriz? Bakın burada geçen seneyle bu senenin borç bölü öz kaynak oranını kıyaslamışlar. Geçen sene bu oran %33'müş. Bu sene de ilk çeyrekte %29 olarak bir azalma olduğunu, bu konuda şirketin iyi iş çıkardığını da söyleyebilirim. Onun dışında bakın burada toplam varsa onlara bakalım. Burada genel olarak aslında risklerden bahsetmiş. Mesela nelerden bahsetmiş? Kur riskinden bahsetmiş. Burada şirketin yabancı para cinsinden yaptığı satın alma işlemleri ve banka kredileri nedeniyle kur riskine maruz kalmaktaymış. Şirket dolar bazından da etkileniyormuş. Yani dolardan etkilenen bir şirket. Onun dışında başka neye bakalım? Faiz oranı riski var. Yine faizler oranındaki değişim riskine de maruz kalmaktaymış. Bunu da söylemiş olalım. Faizler ve dolar riski bu şirketi etkiliyor. Onun dışında da şirketimizin fiyat riski bulunmamaktaymış ama genel risklere baktığımız zaman da dünyada ve Türkiye'de yaşanabilecek siyasi gelişmeler diğer genel riskler arasındadır. Zaten yani Türkiye'deki siyasi riskler genel olarak borsadaki etkilenecek şeyler. Maalesef borsamız bunlardan fazlasıyla etkileniyor. Onun dışında başka okuyacak bir şey sanırım kalmadı. Yani ben başka bir şey gözüme çarpmadı diyeyim daha doğrusu. O yüzden evet, yani başka bir şey gözüme çarpmadı. O yüzden faaliyet raporunu geçiyorum ve şirketin sitesine göz atacağım şimdi biraz. Evet, baktığımız zaman Trabzon Liman hakkında dünyanın büyük denizleri bağlantısı bulunan en büyük iç denizi olan Karadeniz'in kıyısında kurulmuş olup başta İran, Irak, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almaktaymış. Bakın size ayrıca hava durumu da var. Yani bu konuda da değişik, yani bakın hava durumunun olması da beni, yani ne anlayabilirsiniz buradan? Yani gemilerin kalktığı zaman artık yani ne tarz bir hava durumunda yola çıktığını belki de şey yapabilirsiniz. Evet, bakın Trabzon Limanı'nın eskilerinden bir fotoğraflar paylaşmışlar burada. Bakın eski zamanlarda Trabzon Limanı bakın bu şekilde inşa edilmiş. Böyle yükleri taşımaya başlamışlar. Bu tabi en başta olduğu zamanlar Trabzon Limanı 2003'te bildiğiniz gibi 30 senelik bir sürede burayı devraldı. Başka neye bakabiliriz? Hakkımızda az çok baktık. Bence şurada kapasite ve hizmetlere bakarsak aslında bunları da faaliyet raporunda okumuştuk. Burada da gerçekleştirilen projeler var ve hedefler var. İsterseniz buraları biraz okuyalım. Daha doğrusu hedeflerle yeni projeler okumak daha mantıklı aslında. Hedeflere bakarsak kamu döneminde 3.9 milyon ton elleşleme kapasitesine sahip olan Trabzon Limanı'nda 3.1 milyon fiili elleşleme gerçekleştirilerek %79.48 kapasite kullanımını sağlanmış olup limanın işletme hakkının devralındığı tarihten bugüne kadar geçen 16 yıl aşkın sürede yapılan yaklaşık 45 milyon dolarlık yatırımla limanın eleşleme kapasitesi 10 milyon tona çıkarılmıştır denilmiş. Hinterland'lı transit taşımacılığa dayalı Trabzon Limanı'nın Amerika'nın İran'a uygulamış olduğu ambargo dolayısıyla İran transit ticareti arzu edilen seviyelere ulaşamamıştır. İşletme hakkının kalan 14 yıl süresi içerisinde engellemelerin ortadan kalkması halinde transit ticarette 3 milyon
ton hedef ile yeni kapasitenin %70'ini kullanabilmeyi arzu etmekteymiş. Bakalım belki de Amerika'daki yeni yönetim değişikliği de Amerika'nın İran'a uygulamış olduğu ambargoyu kaldırabilir. Bu bağlamda da Trabzon Liman bakın bu haberden etkilenebilir. Yani bakın yani Amerika'nın başkanının değişmesi ve onun vereceği bir karar Türkiye'deki şirketi nasıl etkiliyor? Bunu da aslında bir yandan görmüş oluyoruz. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan modern İpek yolumuz aslında bu hedefler değil de direkt bir tanıtım gibi olmuş. Yani baktığım zaman burada başka bir hedef yok. Evet, yeni projeler var. Evet, baktığımız zaman yeni projelere limanımıza 45-50 bin ton gross tonluk, gross ton ne bilmeyenler için şöyle bir şey yapalım. Gross tonaj geminin toplam iç hacmi ile ilgili birimsiz bir göstergeymiş. Yani bir benim anladığım kadarıyla geminin taşıyabileceği yük. Benim anladığım kadarıyla gross tonaj eğer bilenler varsa bize yine aydınlatırsa bakın şurada bakalım bir. 1.01 ton eder demiş. Yani böyle bir şey de sanırım ben yanlış anlamışım. Yani 1.01 tonmuş. Yani ne yapıyor? 1010 kilo. Sanırsam 1010 kilo yapıyor gross tonaj. Ama gross tonla gross tonajda farklı şeyler olabilir. Onu bilmiyorum açıkçası. Neyse okumaya devam edelim. Limanımıza 45-50 bin gross tonluk gemilerin yanaşmasına imkan sağlayacak. Öncelikli olarak liman giriş ağzı ile liman içi deniz dibinin taramasını sağlamak, Kazakistan'ın petrol üretim merkezi olan Tengiz bölgesi için sürmekte olan yatırımlarının 6 milyar dolar ikinci ayağını oluşturan yatırımda ihtiyaç duyulan de petrol modüllerinin transit olarak limanımızdan sevkini sağlamak üzere 4-5 yıl süresince lojistik merkez olarak kullanımını gerçekleştirmek. Bakın yine Kazakistan'la bir başka bir projesi var. Rusya'nın Soçi limanını 2009 yılı Eylül ayında yük trafiğine kapatması ile sona eren narenciye, yaş sebze ve meyve ihracatının yeniden Trabzon limanı üzerinden sevkini gerçekleştirmek ve buna paralel olarak 100 binin üzerinde yolcu trafiğinin geri getirilmesini gerçekleştirmek. Bakın bu da aslında güzel bir hedef. Ülkemizde geçmişte yaşanan terör ve Galata Port projesinin yapımından kaynaklanan kuru vaziyer gemi trafiğinin daha önce gerçekleşen 40 adet olan gemi sayısının gelecek için 150 gemiyle 70 bin yolcuya çıkarmak. Evet, yeni projeler eğer gerçekleşirse ve de bakın ülkeler arasındaki politikalarda değişmeler olursa gerçekten Trabzon Limanı'nın önü, ayrıca da ülkemizin konumu itibariyle de ve yenilenen dünyayı düşünürsek de lojistiğin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha bu videoda söylemiş olalım. Daha önce Reysaç Gayrimenkul videosunda bahsetmiştim bundan. İşte AliExpress, Amazon gibi böyle büyük şirketler belki de Türkiye'de bir bayilik açıp buralardan dağıtıma çıkacaklar. Çünkü Türkiye çok merkezi bir konumda yer alıyor dünyaya baktığımız zaman. Eğer buraları bir şubelik açıp buralardan da dağıtıma başlarlarsa burada işte lojistik sektörünü ve lojistik sektöre yardım yapan yan sektörler de bundan nasibini alacaktır derken bundan iyi yönde etkilenecektir diyebilirim. Son olarak evet, kısacası az çok değerlendirmelerine baktık. Başka da bakacağımız bir şey sanırsam kalmadı. Şöyle serbest bölge diye bir şey var. Ona da bakalım. Bakın burada da şirketin göründüğü şu anki ofisleri, bakın ofisleri, ticaret merkezleri. Burada resimler var. Kapasite hizmetleri zaten az önce bakmıştık. Kurumsala baktığımız zaman da yine aslında faaliyet raporunda okuduğumuz yerler, limanın yeri. Bakın ne burada nerede olduğunu yazıyor. Mesela bakalım. Doğuda Narlık Burnu ile batıda Işıklı Burnu'ndan kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmaktaymış. Onun dışında şurada bakın birkaç şey daha bahsediyor. Hemen bunu da okuyayım. Ben öncesinde su içmek istiyorum. Evet, şimdi devam edebiliriz. Denizle tarihin kesiştiği Kent Trabzon ve limanı tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüzyıllar boyunca dillerin ve kültürlerin kaynaştığı bir merkez. Doğuda İran'a, kuzeyde
Rusya ve Kafkasya'ya açılan bir ticaret kapısı olmuştur. Cenevizler, Venedikler gelip geçmiş bu limandan yünlü kumaşlar, keten ve ipek limanlar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon limanı sayesinde İran'a, Irak'a, Hindistan'a, Rusya ve Kafkasya'ya yapılan ticaretin odak noktasında bulunmuştur denilmiş. Başka da artık aktaracak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden sitesini de kapatıp artık biraz da temel analizine bakmak istiyorum. Şirketin büyüme rakamlarına bakacağım. Evet, öncelikle burada net kar büyüme oranı benim dikkatimi çekti. Net kar büyüme oranına baktığımız zaman çok absürt bir büyüme. Muhtemelen bir dönemde karı çok aşırı düşük gelmiş. Bu dönemde de iyi bir kar yakaladığı için bu şekilde bir büyüme oranı ya da çok büyük bir, yani ekstra bir kar gelmiş bu dönem. İkisinden biri. BIST 100'e göre baktığımız zaman biraz açıkçası değerlendiğini de söylemek istiyorum açıkçası. Yani çok da ucuz kalmamış BIST 100'e göre. Ama tabii burada değerlemelere göre hala ucuz. O konuda bir sıkıntı yok. Bizim yaptığımız çarpan kısıtlamasına göre. Evet, şimdi önemli olan şeye gelelim. Burada bakın, büyümelere bakacağız. Net satışlarına baktığımız zaman satışlar 68 milyondan 84 milyona çıkmış. Bu konuda açıkçası biraz kötü kaldığını söylemek istiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim ki bakın, %17'lik bir enflasyonun bulunduğu ülkede en azından 4 senede %80 küsurluk bir artış olması lazım. Buraya baktığımız zaman, yani bunu 70 kabul edersek 15, yani hemen hemen yani %25 civarı bir artış olmuş. Çok az olduğunu söyleyebilirim. Yani %25 bile değil, belki de %20, %25 civarı. FAVÖ'ne bakalım. FAVÖ'ye bakarsak da 45'ten 55'e çıkarılmış diyebiliriz. Yani bu da gene çok az. %20 civarında bir artış. Gene burada da %20'lik bir potansiyel, ama yani bu çok düşük bir büyüme oranı. Onu söylemek istiyorum. Net kâra bakalım yıllıklandırılmış bazda. Ona baktığımız zaman 30 milyondan 84 milyona kadar çıkarmış. Yani 2,5 ile 3 kat arasında bir artış olmuş. Yani 3 kat diyelim, direkt düz hesap olsun. Öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise 56 milyondan 57 milyondan, hatta 163 milyona yaklaşık, yine burada da 3 katlık bir artış olduğunu söyleyebilirim. Evet, onun dışında bir de tarihsel değerlerine bakalım. FK'ya baktığımız zaman 14.53, şu anki FK'sı kaç? 7.64, yani yaklaşık 2 katlık bir potansiyel var. PDDD'ye bakalım. PDDD'de bakın 6.85'lik bir değeri var. Şu anki PDDD'de 3.91, yani buradan da yaklaşık olarak %50'lik, %75'lik bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. FDFAVÖK'e bakıyorum. FDFAVÖK'te de 12.34'lük bir değer var. Şu anki FDFAVÖK'te 9.20, yani buradan da %33'lük bir büyüme olabileceğini söylüyorum. Yani kısaca şirketin potansiyel aralığını %20 ile yani %200, yani 3 katlık bir büyüme gerçekleşebilir. Yani %20 çok düşük bir değer, ama yani yine de olabilir mi? Olabilir. Şimdi de eğer yani anlamadığınız bir yer var mı bilmiyorum, ama ben yavaş yavaş grafik analizine geçmek istiyorum Trabzon Limon için. Evet, Trabzon Limon'un grafiğine baktığımız zaman bakın, ben böyle bir kanal çizmişim. Böyle bir kanalın içinde git gel yapıyor sürekli olarak. Ne zamandan itibaren? Ekim 2020'den itibaren bu kanalın içinde git gel yapıyor. Ayrıca da haftalık bazı bakmak istiyorum. Haftalık bazı baktığım zaman da şirketin Covid'inin dibinden, Covid dibindeki 7-12'lik seviyeden en yüksek seviyesi 45-28, 45-26 seviyesine bir Fibonacci çizdiğim zaman da bazı seviyeleri elde ettim. O seviyelere şöyle bakalım. Mesela 30.84'lük bir seviye karşıma çıktı. 30.84'e baktığım zaman aslında son birkaç haftadır orada tutunduğunu, son 2 haftadır orada tutunduğunu söyleyebilirim. Onun dışında da bakın 26.38 ve 21.92 belki de Trabzon Limon toplamak için güzel yerler olmuş aslında baktığımız zaman. Evet, ayrıca kanalın içinde git gel yapması da bir ihtimal, belki daha da düşerse kanalın altını test edebilir. Ya da eğer 30.84'ü kıramazsa aşağı doğru, belki de şuralardan, hani şuralar neresi, Ekim, Eylül gibi yukarıya doğru kesip yukarı doğru gidebilir. Ve de ayrıca ben burada bakın bir formasyon çizmişim. Burada bir bayrak formasyonu var. Bayrak formasyonu hedefine göre de 68.60'lık bir hedef belirlemişim. Bakın bu formasyon hedefi olarak.
Yani baktığımız zaman %20 ile 3 kat arasında bir potansiyel belirlemiştik. 30 seviye, yani şu anki fiyatının 30.50 olduğunu düşünürsek de yani burada yaklaşık olarak %100'lük bir, yani 2 katlık, hatta 2 katlı değil biraz daha fazla, yani 2.25 katlık bir potansiyel olduğunu burada söyleyebiliriz. 68.60 seviyesi bence mantıklı bir seviye ama şöyle bir geçmiş değerlerine de bakalım. Trabzon Liman'ın geçmiş değerlerine baktığımız zaman da aslında uzunca bir süredir, bakın burada şöyle çizecek olursak, bakın şu kadar bir sürede, ne kadar bir süre bakalım. Halka arz olduğu süreden itibaren, 2018'den 2020'ye kadar olan sürede bir durulma gerçekleştiğini söyleyebilirim Trabzon Liman'ın. Şuradan da bir şey çizmek istiyorum, çukur. Evet bakalım, 21.92 diyor. Evet 21.86 burada. 21.86'dan en düşük seviye neresiymiş? Şöyle bir fincan formasyonu gibi bir formasyon oluşmuş. Baktığımız zamansa 6.70 seviyesi burada en düşük seviye. Hani 21.86 arasında yaklaşık olarak 15'lik bir fark var. 15'lik farkı kapattığı zaman da ne yapıyor? 36.86, yani 37 düz hesap, 37 civarlarına da, bakın kısa sürede geldiğini de, burayı aşıp hemen kısa sürede geldiğini de söyleyebilirim açıkçası Trabzon Liman'ın. Evet açıkçası Trabzon Liman için sıralı hedeflerimiz sırasıyla %20 gideceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani bu şirket ödenmiş sermayesi de düşük. Yani küçük bir şirket olduğu için ve de gelişme potansiyeli olduğu için lojistiğin bence fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yani en kötü ihtimal 45'e gelir ve %50'lik bir yükseliş gerçekleştirir. Bir sene içerisinde, bir sene, bir buçuk sene içerisinde. Ama açıkçası bence 68 seviyesi güzel bir seviye olarak duruyor Trabzon Liman için. Evet arkadaşlar, tekrar yine son sözlerimizi söyleyelim. Öncelikle Trabzon konumu itibariyle dünyanın biraz da, yani ticaret merkezinin biraz merkezinde yer aldığını söyleyebilirim. Asya ile Avrupa'nın birleşme yolunda, yani birleşme için ortada kalan bir yer. İpek yolunda önemli bir konuma sahip. Ticaret için de önemli bir konuma sahip. Eğer dış politikayla da sorunlar giderilirse, Trabzon Liman'ın istediği gibi gelişmeler olursa şirketin daha da gelişeceğini düşünüyorum. Ayrıca dünyanın büyük şirketleri Türkiye'nin konumundan yararlanıp buralarda lojistik merkezi kurarsa, Amazon, AliExpress gibi bu tarz şirketler Türkiye'de lojistik üst kurarlarsa, Trabzon Liman'ında diğer lojistik firmaları gibi bundan yetkileneceğini düşünüyorum. Ve de Trabzon Liman'ında küçük bir şirket olduğunu da ve bu anlamda da büyüme potansiyelinin daha da fazla olduğunu da altını çizmek istiyorum bununla. Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Twitter hesabımızdan bizi takip edebilir, Telegram grubumuzda aşağıdaki linkten katılabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar.